Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na yürekten böyle içimizin kıpır kıpır ettiği heyecanlarla gidiyoruz. Berlin Olimpiyat Stadı tüm sporcular için hazır. Avrupa'daki atletizm kültürü bambaşka düzeyde. Ama bizler de yıl içerisinde sporcularımızla beraberken hepsinin hedefleri arasında tabii ki bir Avrupa şampiyonluğu, Avrupa'da alınacak bir madalya olduğunu da biliyoruz. 1572 atlet ve 51 ülke arasında en özel dereceleri elde etmeye çalışacağız hep birlikte. Avrupa Şampiyonası'na 43 sporcuyla gidiyoruz. 52 kota almıştık. Kota sayısı olarak tarihteki en yüksek kotayı aldık. Ama Avrupa Şampiyonası öncesi yapmış olduğumuz test müsabakalarında forum grafiği üst seviyede olmayan 9 sporcumuzun sakatlıkları ve forum grafiği sebebiyle 9 sporcumuzu kafileden çıkardık. Tarihimizdeki toplam alınan 11 madalyanın bir üstüne çıkarak tarihimizde 23 madalyanın 22 madalyanın 11'ini 12'sini geçen Avrupa Şampiyonası'nda Amsterdam'da almıştık. Burada da hedefimiz aynı başarıyı yakalayabilmek, üstüne çıkabilmek. Bunun için de sporcularımız bütün güçleriyle, devletin vermiş olduğu bütün imkanlarla hazırlanarak inşallah buradaki yarışmalarda ülkemizi temsil edecek. Yine 4x400 ve 4x100 takımımız burada takım branşlarında yarışacak. Özellikle 4x100 yarışmasında tarihimizin ilk madalyasını inşallah burada almayı arzu ediyoruz. Tabii bayrak ne kadar 100 metre ne kadar riskli bir yarışsa o kadar da zevkli bir yarış. Biz bu yarışın içerisinde Dünya Şampiyonası'nda final koştuk. Burada da inşallah finalde gereğini yapacak durumdayız. Bunu da inşallah çocuklarımız orada bize yaşatacaklar ve biz de ülkemize bu mutlulukla dönmüş olacağız. Yine inşallah da seneye bizim Avrupa ve Dünya Şampiyonumuz da var. Bunun için biz büyük bir hazırlama yapıyoruz. İnşallah da bu Avrupa Şampiyonusunda da güzel dereceyle ülkemizi temsil edeceğiz. También pienso que como digo, me he preparado muy fuerte, creo que he hecho una buena preparación ahora en Ankara, he llegado a mi mejor forma a Berlín. Creo que, no sé, voy a esperar que la pista diga todo lo que he entrenado hasta ahora. Gracias a Dios estoy ahora mismo 100% que esta temporada... Güzel çalışma süreci geçirdim. Federasyonumuzun bizlere vermiş olduğu destekle öncelikle 2 ay Kenya'da, daha sonrasında ise 3 aylık bir çalışma süreci Erzurum'da geçirdim. Çalışmalarım güzel geçti. Şu an hiçbir eksiğimiz yok. Federasyonumuzun desteği, kulübün Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ve bütün kulüplerimizin desteğinden dolayı bütün kulüplerimize ve federasyonumuza teşekkür ediyorum. Genel müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Bunların karşılığı olarak madalya almak istiyorum. 2016 yılında madalya aldım. 2018 yılında ise Berlin'de yine madalya almak istiyorum. Öncelikle hedefim finale kalmak. Finalde ise madalya ile ülkeme dönmek. Tarihte ilk cirit kadında bir madalya istiyorum. Yani olimpiyatlarda, Avrupa Şampiyonası'nda, dünyada sağlam durmak istiyorum. Ve onlar da benden korksun istiyorum. O yüzden bu anlamda hedefim hep çok düz gidiyor. Yani hiçbir şekilde şaşmasını istemiyorum. Hedefimden beni uzaklaştıracak hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. Cirit elime aldığımda heyecanlanıyorum ve atacağımı hissediyorum. Şimdi 200 metre tabii ki şimdi esas olan yarı finalde kazanma ve finalde güzel kullarla yarışı bir hak kazanacağız inşallah. 200 metre tabii ki yani 200 metrede finalde de güzel bir dereceyle yarışı bitirmek çalışacağız. Rekoru da deneyeceğiz mutlaka çünkü bir fırsat olacak. Bir de ben o sahada yarıştım. 2009'da finalde Usain Bolt'la dünya rekoru yaparken
o koşuda koştum birinci kullarla. İnşallah da o saha çok güzel bir saha. Yani koşulan derece çıkan bir yer. İnşallah da orada Avrupa rekorunu deneyeceğiz. Bir hedefimiz var inşallah da onu da deneyeceğiz. 200 metre Avrupa rekorunu yapmaya uğraşacağız. Ya hava durumu kötü oldu ya da başka bir şartlar ya da bir yarıştan yarışın arasında çok kısa bir zaman oldu. Çünkü vücudu tam toparlayamadı. Ama bu Avrupa şampiyonası için güzel bir hazırlık yaptık.